Dayı. Şirket hesaplarını incelemesi iyi. Bu beni memnun eder. Güzel. Evet, anladım. Şirkette bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda canım. Kocan hesap kitap işleriyle oldukça ilgili gibi. O kadar ki birkaç hata bile bulmuş. Çalışanları da doğru yönlendiriyor. Yüksek eğitimi için onu Londra'ya göndermekle doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Sana ne demiştim ben? Sen bir eş olarak görevlerini yerine getirmeyi sürdürdükçe evliliğin kendiliğinden düzelecek. Bir şeyi hala anlamış değilim. Zeyn'i çalışması için nasıl motive ettin bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Ama yükümlülüklerinin farkına varması çok önemliydi. Bu da önemli bir adım. Bir şey daha. Seni dinlemediğini düşünüyor olabilirsin tabii. Ama bu doğru değil. Senin karşındayken öyle görünmeyi tercih ediyor olabilir. Ama bir başına kaldığı zaman söylediğini düşündüğüne inanıyorum. İyiliği için olduğunu biliyorum. Zeyn'in beni dinlediğine inanıyorsun. Bunu 40 yıl düşünsem hayal edemezdim. Sevindin mi? Mutlu oldun mu? Mutluyum çünkü sen mutlusun. Başka türlü olsa mutlu olmaz mıydın? Gönül bağın yoksa eğer, insanların mutluluğuna ortak olmaya hakkımız var mıdır? Sizin gönül bağınız var. Tek sorun şu an bunu ikinizin de göremiyor olması. Gün gelip farkına vardığınızda ikiniz de bu bağa öyle sıkı sarılacaksınız ki her şey çok iyi olacak. Seninle gurur duyuyorum anne. Pekala. Bu görevi yerine getirdin. Ama eşi olarak seni bekleyen bir görev daha var. Vakti geldi. Hazır mısın? Genç prensimiz oldukça akıllanmış görünüyor. Zannederim karısının sözünü dinlemeye başlamış. Yarından itibaren Zeyn çalışmaya başlıyor. Anne, tatlıyı ben yaptım. Vay canına, ne kadar güzel. Çok güzel yemekler yapıyorsunuz. Bizim yemekhanenin aşçısı bile bundan daha iyisini yapamaz. Sizin kadar beceriklisi çok azdır demek istemiştim. Annemin yemekleri o kadar lezzetlidir ki dünyanın neresine gidersen git ona rakip olabilecek birini bulamazsın. Anne, Gavhar da mutfakta iyidir. Eli gerçekten çok beceriklidir. Demek yemeklerden anlıyorsun. Ne yaparsın mesela? Aslında... Anne, o yemek sanatını seviyor aslında. Beceriklidir ama çok şey bilmiyor. Ben de bunu söylüyorum. Onu sen eğitirsen eğer, eminim çabucak öğrenecektir. Sen dünyanın en iyi aşçısısın anne. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzin verirseniz eğer mutfağı bir 10 dakika kadar kullanmak istiyorum. Bir şey pişirmem gerek. Neden? Öğle yemeği hazır. Ama yemekleri sen pişirdin Suraya Hanım. Bir koca ilk kez işe gittiği zaman karısı ona mutlaka yemek hazırlamak zorundadır. Bunu da senden iyi kimse bilemez değil mi? Aile canım, sen işine bak. Zeyn için öğle yemeği hazırlayacağım da. Güzel. İyi düşünmüşsün. Kolay gelsin.